6 kıtaya yayılmış, 3000'den fazla türü olan yılanlar genellikle tehlikeyle eş anlamlı yaratıklardır. Hayvan türleri arasındaki en güçlü avcılardan bir tanesi olan bu sürüngenler, kendinden çokça büyük olan canlıları bile kolayca yutabiliyorlar. Biz de bugünkü videomuzda sizler için dünyanın en büyük yılanlarını araştırdık. Hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Yeşil Anakonda. Dünyanın en büyük yılan türünü merak ediyorsanız karşınızda filmlere ve efsanelere konu olmuş olan devasa yeşil anakondalar. Dünyanın en çok tanınan yılan türü olan anakonda ailesine ait olan yeşil anakondalar aynı zamanda dünyanın en büyük ve ağır yılanları olarak biliniyorlar. Yeşil anakondaların içinde gözlemlenmiş olan en büyük olanı yaklaşık 8.8 metre büyüklüğündeyken yakalanmış en büyük yeşil anakondanın ağırlığı ise 227 kilogramdan daha fazladır. Yeşil anakondaların kalınlıkları ise 1.3 metreye kadar çıkabilmektedir. Peki bu devasa yılanın avlanma şeklini öğrenmek ister misiniz? Yeşil anakondalar avlanmaları sırasında avlarının vücudunu sıkıca sarar ve sıkar. Daha sonra ise kemiklerini kırar ve boğularak ölmesini sağladıktan sonra bütün olarak yutar. Yeşil anakondaların çok büyük hayvanları dahi tek bir seferde yuttuğu biliniyor. Örneğin yeşil anakondaların irice bir ineği yuttuğunu görürseniz asla şaşırmayın. Bu yılanlar avladıkları devasa hayvanları çok uzun sürelerde sindirdikleri için yeşil anakondaların çok sık avlandığı görülmez. Devasa görüntüsünün aksine zehirsiz bir yılan olan yeşil anakondaların vücudunda herhangi bir zehir bulunmaz. Fakat yeşil anakondalar bunun bir olumsuz tarafını görmezler. Çünkü kasları oldukça güçlü olduğundan avlarını boğarak öldürebiliyorlar. Yeşil anakondaların bir diğer özelliği ise iyi bir yüzücü olmalarıdır. Yeşil anakondalar su altında 10 dakika kadar kalabiliyorlar. Bunun için anakondaların burun deliklerinin su üzerinde kalması gerekiyor. Ağlı piton. Ana vatanı Tayland, Malezya ve Filipinler olan ağlı pitonları piton türleri arasında en büyük ve en iri olanıdır. Boyları 10 metreye ulaşan bu yılanların ağırlıkları ise 100 kilogramı geçebiliyor. Ağlı piton yavruları hayatlarının ilk yıllarında çok hızlı büyümeye başlıyorlar. Henüz 4 yaşına geldiklerinde bu türün 3 metreyi geçtiği bile gözlemlenmiştir. Avlarını sıkarak öldüren ağlı pitonları daha sonra bu avlarını bütün olarak mideye indirirler. Tıpkı diğer piton türlerinde olduğu gibi ağlı pitonları da avlarını yuttuktan sonra sakin bir yere çekilerek sindirimi tamamlayıncaya kadar uykuya dalarlar. Oldukça kaslı bir yapıya sahip olan ağlı pitonlarının bedenleri 15.000 kas ve puldan oluşur. Bu canlılar aynı zamanda toplamda 20 farklı kas grubuna sahiplerdir. Peki, ana vatanı Güneydoğu Asya olan bu türün Türkiye'de de görüldüğünü biliyor muydunuz? Antalya Hayvanat Bahçesi'nde yer alan 5 metre uzunluğunda olan ve 100 kilo ağırlığında olan Türkiye'nin en büyük yılanı da ağlı piton ailesine aittir. Ağlı piton yılanı, Güneydoğu Asya bölgesinde derisi ve bölge halkı tarafından bir besin kaynağı olarak görülmesi sebebiyle sıkça öldürülmesiyle tehlike altındaki hayvan türleri arasında yer alıyor. Burma pitonu. Genellikle Hindistan, Nepal ve Pakistan gibi ülkelerde görülen Burma yılanları aynı zamanda Hint pitonu, Hint kaya pitonu olarak da adlandırılıyorlar. Dünyanın en büyük yılan türleri arasında bulunan Burma pitonları 5 metreye kadar büyürken ağırlıkları da 60 kiloya kadar çıkabiliyor. Uyuşuk ve yavaş hareket eden bu pitonlar doğal ortamlarında bile çekingenlik gösterebiliyorlar. Saldırıya uğradıklarında bile hareket etmeye çekinen bu sürüngenlerin en önemli özelliği çok iyi yüzücü olmalarıdır. Burma pitonları gerekirse su altında dakikalarca kalabilirler. Diğer piton türleri gibi Burma pitonları da etoburdur. Memeliler, kuşlar ve sürüngenleri ayırt etmeksizin tüm canlıları kolayca avlayıp tüketebilirler. En devasa hayvanları boğduktan sonra bütün olarak midesine indiren Burma pitonları bu avları sayesinde 2 yıl boyuncaya kadar kış uykusunda hiç beslenmeden yaşayabiliyor. Boa yılanı. Boa yılanları Güney Amerika, Hindistan ve Afrika'nın tropik ormanlarında yaşayan zehirsiz bir yılan türüdür. Yakaladığı avlarını bedeniyle boğuncaya kadar sıktıktan sonra ezip bütün haline geldikten sonra tüketiyor. 3 ila 6 metre arasında değişen boy uzunluğuna sahip olan boa yılanının gövdesi ise insan kolu kalınlığına yakındır. Pullu bir deriye sahip olan boa yılanlarının genellikle sırt kısmında koyu kahve üzerinde kalın çizgilerle büyük renkli koyu desenler bulunur. Boa yılanının büyük türleri ağaçlarda yuva yaparak yaşarken küçük türleri ise yerde toprak inlerine yuva yaparak hayatlarını sürdürürler.
Genellikle grup halinde gezen boğa yılanları daha çok geceleri avlanmayı tercih ederler. Karanlıkta gözleri daha iyi gören boğa yılanları çukurları ve avlarını dudaklarının üzerinde yer alan hassas noktalar sayesinde hissedebilirler. Boğa yılanlarının diğer bir özelliği ise avlarının kalp atışlarını duyabiliyor olmalarıdır. Geçmiş yıllarda yapılan bir araştırmaya göre boğa yılanları avlarının kalbi duruncaya kadar onları boğuyor. Avlarının kalp atışı durduğunda ise bu yılanlar avını boğmayı bırakıyor. Afrika kaya pitonu. Sırada ise insan yiyen yılan olarak bilinen Afrika kaya pitonu var. Dünyanın en tehlikeli sürüngenlerinden bir tanesi olan Afrika kaya pitonları, insanlara karşı en tehlikeli olan piton olarak bilinmekte. Zaman zaman boyları 10 metreyi aşan bu pitonların yaşadığı bölgeler ise isminden de anlaşılacağı gibi Senegal, Etiyopya ve Somali gibi Afrika ülkeleridir. 20 yıldan fazla yaşayabilen bu piton, türünün en agresiflerinden bir tanesidir. Ağırlıkları ortalama olarak 55 kilogram olarak ölçülen bu yılanların zaman zaman 100 kiloya kadar çıktıkları da görülür. Tüm pitonlar gibi Afrika kaya pitonu da zehirsizdir ve avını boğarak öldürür. Etobur bir yılan türü olan Afrika kaya pitonları maymun, yarasa, keçi, hatta leopar ve aslan gibi canlıları avlayarak beslenmesini sağlar. Sarı anakonda. Endemik bir tür olan sarı anakondalar çok nadir bulunurlar. Dünyanın en büyük yılanlarından biri olsalar da büyüklük olarak yakın akrabaları yeşil anakondalara göre çok küçüktürler. Pitonlar ve boğa yılanları gibi zehirsiz olan sarı anakonda da avını boğarak öldürür. Yetişkin sarı anakondalarının boyları ortalama olarak 3.3 metre ile 4.4 metre arasındadır. Dişiler genellikle erkeklerden daha büyüktür. Ağırlıkları genellikle 25 ila 35 kilo ağırlığında olan sarı anakondaların zaman zaman 55 kiloya kadar çıktıkları görülebilir. Paraguay, Uruguay ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde görülen bu yılanlar oldukça yavaş hareket ederler ve genellikle bataklıklarda hayatlarını sürdürürler. Çoğunlukta Haziran ayından Kasım ayına kadar avlanarak geçiren bu yılanlar yılın geri kalanını ise uyuyarak geçirirler. Kara mamba. Son derece ölümcül yılan türlerinden bir tanesi olan kara mambaların zehirleri doğadaki en öldürücü zehirlerin başında yer alıyor. Kara mambaların ağızlarının iç kısmı çok şaşırtıcı bir biçimde siyah renktedir. Bu yılanlara bu özelliği sebebiyle kara mamba ismi verilmiştir. Ana vatanı Afrika olan kara mambalar son derece saldırgan ve zehirli bir türdür. Yılanlar içinde dünyadaki en uzun ikinci zehirli yılan konumundadır. Kara mamba yılanları oldukça hızlı hareket edebilen bir yılan türü olup aynı zamanda karada yaşayan yılanlar içinde en hızlı yılan olmayı başarmıştır. Boyları 4,5 metreye varan kara mambaların ağzındaki siyahlık sebebiyle yılan türleri içinde en korkutucu görünüme sahip olan yılan olduğunu söylemek mümkün. Çok hızlı hareket eden bu yılanlar aynı zamanda çok seri bir şekilde arka arkaya avlarını ısırabiliyorlar. Hatta bazı kaynaklara göre neredeyse 2 saniyede 10 ısırık atabildikleri gözlemlenmiştir. Kral Kobra. Dünyanın en uzun zehirli yılanı olarak bilinen kral kobraların uzunluğu 6.7 metreye, ağırlıkları ise 9 kiloya kadar çıkabiliyor. Güneydoğu Asya'dan Hindistan'a kadar geniş bir yaşam alanına sahip olan kral kobralar tek bir ısırığındaki zehirle 20 insanı öldürebilecek güçtedir. Kral kobra yılanlarının en belirgin özelliği şekliyle ilgilidir. Kafa bölgesi düz şekilde olan kral kobralar vücudunun belli kısmını da düz şekilde tutabiliyor. Kral kobra yılanları uzun yaşayan yılan türleri arasındadır. Uygun ortamlarda 30 yıla kadar yaşayabilen bu türün ortalama yaşam süresi ise 20 yıl kadardır. Yaklaşık olarak yılda 5 kez kabuk değiştiren bu yılanların dişlerinin uzunlukları ise yaklaşık olarak 1 cm civarındadır. Kral kobraları diğer yılanlardan ayıran diğer bir özellik ise yuva yapma içgüdüsüdür. Diğer yılanların hiçbiri yuva yapmazken kral kobralar yumurtaları için yuva yaparlar. Kral kobra ismi Latince'de yılan yiyici anlamına geliyor. Çünkü kral kobralar hem cinslerini yiyerek beslenen nadir yılan türüdür. Kral kobralar özellikle de küçük ve başka türdeki yılanlarla beslenerek hayatta kalırlar.